Arkadaşlar, 70 dakikalık pizza etabı için süreniz başladı. Kolay gelsin. Bakın pizzada ayçiçek yağı. Mesela çok şaşırdım. Ne direkt yapacak ilk acaba? İlk çıkan ayçiçek yağı. Evet, evet. Az da malzeme var. Yani bir un görüyorum, biraz peynir görüyorum, biraz yeşillik görüyorum. Çok az malzeme var. Onda aslında laf çok abi. Ha. Yağdan bir yancı mı yapacak acaba? Ama ellerini yıkıyor. Elini yıkaması pozitif bir şey. Bırak istersen bırak. Kanka şunu bir versen, tamam. Bir saniye ver. Hemen tamam. Geri vereceğim. Ruşa kabarmaz değil mi? He? Kabartma tuzu ne koymadan. Ha? Kabartma tuzu koymadan kabarmaz değil mi? Yani. Tartıyla işim bitti mi abi? Bitti, alabilirsin kardeşim. Tamam, geldim. Süpersin. Tam zamanlaman harika. Suyu da atayım mı şimdi? Suyu ayrı yerde yapacaktım Ahmet. Hangi suyu mu? Suyu dökmedim ki. Bunun içine dökeyim de. Ha? Bunun içine dökeyim de suyu. Yavaş yavaş dökeceğim. Tamam. O zaman anahtar yiyorum buna. Arkadaşlar, pizza dediğin hamurundan belli olur. Hamur iyi ise, ince ise, çıtır çıtırsa pizza da iyi olacaktır. Nasıl gidiyor Murat? Hamuru hazırlayacağım şimdi şefim. Hah, bak, 12 farklı hız ayarı var. İstediğini seç, zamanını ayarla, vaktini. Bırak hamuru o yoğursun, sen diğer işlerine bak ki zamandan kazan. Öyle yapacağım şefim, büyük kolaylık gerçekten. Berat, garnitür mü o? Efendim? Garnitür mü o yaptın? Nedir o? İçine lahmacun pizza yapacağım. Lahmacun pizza? Evet. Becerebiliyor musun bu satırı kullanmayı? Efendim şefim? Satırı kullanmayı becerebiliyor musun? Yoo şefim. Yoo mu? Yoo ne demek ya? Hayır, geçen hafta bu koltuklarda oturuyordun da hünerlerini göremedik yani. Bu hafta da takım değiştireceğim. Öyle mi? Aynen. Kazanacağım, değiştireceğim diyorsun. Aynen. Vay vay vay, kimi değiştireceğim belli o zaman. Arzu abla nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Patlıcanlı pizza yapıyorum. Yancısı ratatouille, caprese ve zamanım yeterse zeppole. Güzel güzel, çok severim. Şimdi, fakat seni biraz evvel gördüğüm bale gibi bir şey yaptın. Ne yaptı evet? Bale mi yaptın? 14 yıl bale yaptım. Sizin Azerbaycan'da genç kızlara mecburi falan mı? Rusya'da öyle. Evet, gitmiyorsan müzik ya da baleye demek ki bir problemim var, böyle kötü bakıyorum. Ya müzik ya bale mi seçiyorsun yoksa ikisi beraber mi? Ben de piyano keman çaldım. Piyano keman çaldım. Evet, yani zaten konservatuar mezunuyum, ilk eğitimim. O zaman bize bir şov yaparsın herhalde. Piyano getirin, yaparım, severim. Bakalım mı? Evet. Tamam, söz mü? Söz söz. Peki, çok tamam. Seviyorum piyanoyu ben. Ama baleden birkaç figürü görsek diyorum. Bu Cüsseyle artık bale yok ya. Ya sen maalesef. Bakalım bir şöyle bir... Sadece plie yapabilirim. Plie, point, kalk bakalım. Ya bana bir arabesk yap. Kabriyole, kabriyole. Bak hepsini anlarım bunları. Yap bir kabriyole. Padedü mü yapayım? Padedü, vay. Yok ya. Ne yüzden ya? Bu cüseyle zor. Ne haber Tolga? Şefim hoş geldiniz. Kolay gelsin, sen de kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ ol şefim, çok güzel ederim. Bir hamur yaptım. Hamuru dinlendirdim. Sonra bezeledim. Şu an mayalandırıyorum. Kıvamı çekti. Niye burada oldu mayalandırıyorsun da daha böyle şey sıcağı çok, bir yere koymuyorsun? Yani çok geçer mi acaba diye. Şef 45 dakika var. Yani yarım saatte. Yani şöyle kenarda bir yerde dursa böyle yavaş yavaş kabarsa. Fırın üstüne. Fırının var. Kenarı gibi. Evet. Hemen aldım. İçi değil, kenarı gibi. Tolga, 2 dakikaya geliyorum. Bu, bak bak bak, markete ratatouille girmiş. Fındık nerede fındık? Biraz daha mı alsam? Haçan tuttum seni. Şefim hoş geldin. Ah. Ne, canın fındık mı çekti? Yok, suç ortağı olamam. Yok şefim. Bu, ha, tamam şefim. Bu ne bu? Ha? Şefim bu da. Ha? Şefim bu da yani kokusuna bağlı. Güzel, yani. Güzel. Kokusuna bağlı. Şu köşede 3 dakika bekleyeceksin, cezalısın. Geç içeri. Hı. Teşekkürler. Etme. Bak, vallahi etme, gözünü seveyim şefim. 3 dakika sonra alacağım seni. Tamam. Tamam mı? Bu
Bu uşak cezalıdır. Bu uşak cezalıdır. Bak. Oradan 3 dakika sizi seyredecek. Aa Muhammed ne yaptın? Ya etme gözünü seveyim ya. Sanki şeydi. İbret olsun. Ali Şef hayırdır? Ne yapıyordu o ya? Bundan sonra tezgah pis olan, böyle içeride canı fındık çekip fındık almaya giden. Markete mi girdi o? Evet. Valla. Fındık yemek istiyor. Kaçak giriş. Aynen. Girdiği yerde kaç dakika ceza verdin? 3. 3 dakika duramam burada şef. Ne oluyor ya? Abi Muhammed kendisi küçük tatlı uyanıklıklar yapayım demiş abi. Ama çok bu komik tabii, çocuk değil mi ya? Komik ama işte cezasını aldı 3 dakika içeride. Bir daha yapmaz. Abi şu anda zamanla yarışıyorlar ya. 3 dakika o kadar önemli ki bu tezgahta. 3 dakika içeride kaldı yani. Şimdi tezgahında bir şey yarıda kaldıysa ne olacak? Kaldı. Ocakta bir şey kaldıysa yandı. Ya yandı. Ne olacak yani? Ne, bir şey almaya mı gitti acaba? Vallahi bilmiyorum abi. Şefim şu an köz biberli bir domates sos yapıyorum. Normal köz biberli, köz biberli domates sos yapacağım. Bunlar diğer yancılar mı? Evet, ızgara sebze yapacağım şef. Patlıcanı pizzada kullanacağım, közledim. Oh. Keçi peynirini alamadım, bulamadım. Hmm. Yoksa üstüne keçi peyniri koyacaktım şef. Şef haydi ne? Bağırıp durma orada. Şefim ne olur gözünü seveyim. 3 dakikada, 3 dakikada. Değdi mi? Ver o fındığı da. Çok pişmanım. Buyurun. Bir daha da fındık için kendini yakma böyle.